Hepinize merhaba. Balya'dan, Balya ormanlarından. Güzel bir gün. Bugün 9 Mart 2023. Kadınlar Günü'nün üstünden bir gün geçti. Biz de Kadınlar Günü'nü kutlamaya geldik kızlarımızın. Balya'dayız. Hava biraz rüzgarlı. Arılarımız yavru uçuruyor şu anda. Ama güzel, yani keyifli bir gün. Çalışıyorlar. Yeni yavrular artık koloni için. Baharda çalışacak koloniler için, yazın çalışacak koloniler için nüfus üretiyorlar şu anda. Bu sene biraz kapasite artırmaya dönük çalışmalar yaptık. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Biraz kovan sayısını artırdık. Ana arı üretimini hedefliyoruz. Kendi ırklarımızla biraz daha bu işi ileri götürmeyi düşünüyoruz açıkçası. Geçen sene yurt dışına epey bal gönderdik. Yani özellikle Köln, Hamburg, Kahire gibi yerlere balımız gitti. Sonrasında yine farklı yerlerden de siparişler gelmeye başladı. Bu bizim için güzel, tercih edilmek. 5 senedir bu işi yapıyoruz. 5 senedir sabit olan müşterilerimiz var. Bu güzel bir şey açıkçası. Emeğin para etmesi, değerlendirilmesi, takdir edilmesi bizim için güzel. Değer katılması her uğraşta olduğu gibi bizde de bir kıvanç yaratıyor tabii ister istemez. Bunun için biraz daha ileri götürmeyi düşünüyoruz açıkçası. Çünkü ülke içine de mümkün mertebe yetebilmek lazım. Özellikle İstanbul ve Ankara bu işte çok istekli. Balımızı sürekli tatmak istiyorlar, denemek istiyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu sene kendi ballarımızdan, yani kendimize ayırdığımız ballarımızdan bile vermek zorunda kaldım. Çünkü çok fazla hatır gönül mevzusu oldu. Ben de haliyle insanları kıramadım. Floramız gayet güzel. Balya'dayız, Balya ormanlarındayız. Burada biraz küçük Karadeniz gibi açıkçası burası. Orman olduğu için, bir orman esintisi de olduğu için iklim biraz daha Karadeniz iklimine yatkın. Yani Balıkesir'e düşmeyen yağmur buraya düşüyor. Balıkesir'e yağmayan kar buraya yağıyor. Haliyle renklilik, çeşitlilik, çiçek anlamında, nektar anlamında biraz daha fazla oluyor. Bu da arıların işine yarıyor. Haliyle balımız biraz daha bereketlenmiş oluyor. Biraz daha içerik olarak, aroma olarak zenginleşmiş oluyor. Tabii biz de boş durmuyoruz. Her sene araziye farklı türlerde bitkiler, ağaçlar, fidanlar dikmeye çalışıyoruz. Daha önce ıhlamur yapmıştım, lavanta yapmıştım, işte okaliptüs yapmıştım, hanımeli yapmıştım. Şimdi bu sene biraz daha geliştirmek istiyorum. Bu sene lavanta sayısını biraz daha artırmak istiyorum. Balda aroma bıraksın diye. Onun dışında doğal bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah güzel de olacak. Yani ara ara bu konuşmaları yapma gereği duyuyorum. Malum biliyorsunuz ekonomimiz sıkıntıda maalesef. Türk parası pul oldu. Burada her zaman söylediğim gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Üretmiyoruz arkadaşlar. Yani üretmediğimiz sürece bunların olması muhtemel. Herkes bir şeyler yapabilir. Kendi becerisi ölçüsünde, bilgisi ölçüsünde bir şeyler yapabilir. Ben arıcılıkla hiçbir alakam yoktu. Apartman katında, terasta, hatta gazete kağıdına sararak çıkarmıştım kovanımı, arılarımı. Orada başladım. Delisin dediler, yapamazsın, edemezsin dediler. Yaptık, oluyor yani. Oradan buraya geldik. Zor işler de değil açıkçası. Biz bunun bize yakıştığını düşünüyoruz. Yani bu işin, emek etmenin, bir şeylerle uğraşmanın bize yakıştığını düşünüyoruz. Onun için bu minvalde devam ediyoruz. Bir yandan kuşçuluk yapıyoruz, bir yandan arıcılık yapıyoruz. Bir yandan yazarlık yapıyoruz. Öğretmenlik mesleğini 2 senedir askıya aldık ama yine de ucundan köşesinden devam ediyoruz, öyle söyleyeyim. Uğraşmak, emek vermek güzel şeyler. Ben kendi becerilerim ölçüsünde, yeteneklerim ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyorum, ortaya koymaya çalışıyorum. Kimseden takdir de beklemiyorum. Bu çünkü beni mutlu ediyor. Yani şuramda bir huzur hissediyorum, güzel bir duygu hissediyorum, bir sıcaklık, bir yumuşaklık hissediyorum. Bu güzel bir şey. Hayata daha güzel bakmamı sağlıyor. Nasipse bir kız evladım olacak inşallah. 1-2 ay sonra, 2 ay sonra daha doğrusu.
Ona da güzel bir gelecek bırakmak istiyorum. En azından ben çalıştım diyebileyim yani. Sizleri bilmiyorum. Sizlerin de çalışmasını isterim tabii ki bu konuda ama en azından hani ben çocuğuma güzel bir dünya bırakmak için çalıştım, emek verdim, çabaladım diyebileyim. Bu videoda ona bir hatıra olsun diyelim. Onun gelişine. Hoş gelsin Zeynep Güneş bebek. Evet, Bali ormanlarından hepinize selamlar, saygılar. Görüşmek üzere.